1993'te yaşanacak kanlı olayların senaryoları 1992'de yazılmaya başlanmıştı. Devlet PKK ile mücadelede biraz rutin dışına çıkmıştı. Güneydoğu'da hukuksuz işler oluyor ama kimse orada tam olarak ne olup bittiğini bilmiyordu. 11 Haziran 1992'de Bitlis'in Tatvan ilçesinde köy minibüsü durdurularak içinde bulunan 13 kişi kurşuna dizildi. Ardından 27 Haziran 1992'de Silvan'ın Yolaç köyünde cami cemaati kurşuna dizildi. 10 kişi öldürüldü. 18 Ağustos 1992'de Şırnak'ta olaylar çıktı. Dönemin İçişleri Bakanı İsmet Sezgin olayı 300 PKK'lının şehri bastığı bir isyan olarak nitelendirdi. PKK eylemi reddetti. İl merkezinde 3 gün süren olaylarda kent neredeyse harabeye döndü. Ölü ve yaralılar konusunda çelişkili açıklamalar yapıldı. 13 Eylül 1992'de Şemdinli'de jandarma karakoluna yapılan saldırıda 15 er şehit oldu. 15 Eylül 1992'de Batman'ın Kozluk ilçesinde bir minibüsün bombalanması sonucu 10 kişi öldü. Ayrıca 1992 ilk defa Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinin öldürüldüğü yıl oldu. Kürt yazar Musa Anter 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırıda sol bacağına 2, kalbi ve kafasına birer kurşun sıkılarak öldürüldü. Musa Anter'in yanında bulunan gazeteci ve yazar Orhan Miroğlu olaylar sırasında yaralandı. Eski JİTEM elemanı Abdülkadir Aygan, Anter'in kendisinin de içinde bulunduğu tim tarafından JİTEM için öldürüldüğünü söyledi.